Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Sevgili dostlar, 2023 bitiyor. 2023'te iyisiyle kötüsüyle bütün ülke sıkıntılı bir sene geçirdik. Önce seçim, Arkasından deprem. Şimdi işte ne bileyim İsrail savaşı. Fiyat pahalılığı falan filan. Ama bizim dünyamızda gelişmeler devam etti. Fuji Film kanadında e, enteresan gelişmeler oldu. XS20'yi çıkarttılar, işte GFX100 çıkarttılar. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. 2023 bitti diyelim biz. 2024'te Fuji filmden, beklentilerimden bahsedeceğim size bu videoda. Valla zaten Şubat'ta galiba ilk zirve yapılacak. Şubat'taki zirvede ben şey açıklamalarını bekliyorum. İki tane ürün açıklamalarını bekliyorum. Bir tanesi hepinizin çok şeyle beklediği, heyecanla beklediği X100 serisinin V biliyorsunuz Roma Roma harfinde 5 anlamına geliyor. Bu 6. serisi olacak. Dolayısıyla Roma rakamıyla arayla da 6 olacak. X100V6. Bu X100V6 tabii ki Fuji filmin bu yeni yüksek çözünürlü, megapikselini, 40 megapikselini kullanacak. Onunla beraber tahmin ediyorum yine yine sabit F2 23 mm'lik ile beraber gelecek. Bu şey yeni AI ile beraber gelecektir büyük ihtimalle. Bu insan tanıma, hayvan tanıma vesaire. Ve çok daha iyileştirilmiş bir otofokus. Kompakt yapısı zaten çok sevilen X100 V ya da 5. Şimdi yeni kardeşiyle geliyor ya da abisiyle geliyor. X100 6 ile beraber gelecek. Birçok insanı çok çok sevindirecek bir haberdir. Dolayısıyla X100'cüler eğer X105 almayı düşünüyor bir el freni çekin. Bence Şubat zirvesini bekleyin. Şubat zirvesini ben bir şey daha bekliyorum. Yeni bir lens bekliyorum. Onun dedikodusu zaten epeydir çıktı. Biliyorsunuz bu kit lensler bu yeni 40 megapikselle aslında oldukça sıkıntılı. Hiçbir tanesi gerçek anlamda 40 megapikseli desteklemiyor. Yani 16-55 belki ama onun haricinde 18-55 ile 16-80 tam anlamıyla 40 megapikselin full avantajını kullanıyor diyemeyiz. Dolayısıyla Yeni bir lens geliyor ve zannediyorum 18-55'in yerine gelecek. 18-55 gibi f2.8 f4 aralığını taşıyacaktır. Ama 16-50 olarak gelecektir diye bekliyorum ben onu. Zaten bilinen bir gerçekti. Lens yenileme serisinde 18-33 ve yeni 56 f2 işte 23 mm f1.4 bunların hepsi bu yeni sensör için üretilmiş lensler dolayısıyla de yeni 40 megapikseli destekleyecek bir lens olarak ortaya çıkacaktır. Ha, bu sene başka ne beklenmeli? GFX serisinde bir beklentiye sahibim. Onlardan bir tanesi de GFX 100 Mark II gibi birçoğunuzu sevindirecek. Ve sanıyorum daha da ucuz bir fiyat aralığında full frame makinalarla rekabet edecek bir fiyat aralığında GFX 100S2 gelecektir. O da 100 megapikseldir. Ben 50 serisini devam ettirmeyeceğini tahmin ediyorum Fujifilm'in. Yani artık GFX 50'lerin kalkacağını tahmin ediyorum. Onun yerine daha ucuz GFX 100 serisi devam edecek. Belki biraz daha da hızlandırabilirler 100 S2. Onu bilmiyorum. Zaten 100 2 Zaten GFX 100 Mark 2 ile bayağı bir hızlandırdılar. Video kanadına da gelişmeler sağladılar ama ben daha da ilerisini bekliyorum GFX 100 S'ten. Ve tahmin ediyorum video kanadına birazcık daha fazla şey verecektir bize. Başka ne bekliyorum bu önümüzdeki sene? Başka, belki bir tane daha GFX serisine bir lens ilave ederler. Hangisi olduğunu tahmin edemiyorum doğrusunu isterseniz. İlaveler yapmak zorundalar. O konuda birazcık zayıf kaldı. Uji ya da geride kaldı. Orta formata biraz yüklenecekler diye tahmin ediyorum. Yani orta formatın full frame ile savaşını hızıştıracaklar. Ona niyetleri var. Ama onunla da biteceğini zannetmiyorum senin. Ben bir beklentiye daha sahibim. Bu xtnin hani çift rakamları var ya x 20 xt 30 daha küçük, daha kompakt kamerası olan e, X-T serisine bence xt 50 geliyor. E, valla benim bu e, sene içindeki beklentilerim e, Fujifilm ile ilgili bunlar. X-Pro'cular ben beklemiyorum. Yani X Pro işte 5'i falan beklemiyorum ya da 4'ü falan beklemiyorum. Bu bence 2025'e kalacak bir gelişme olacaktır. Özellikle X yüzücüler heyecanlı bir beklenti içerisine girdiler ve haklılar da bence çıkacak. Hem de Şubat'ta onun anonsunu yapacaklar büyük ihtimalle. Dolayısıyla yine Fuji çok hareketli, çok bereketli ve çok verimli bir sene beklediğini söyleyebilirim. Sizin fikirleriniz varsa ya da beklentileriniz varsa lütfen yoruma yazmayı ihmal etmeyin, unutmayın. Şimdilik sevgiyle kalın, sağlık ile kalın, barış içinde kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.